Köy inceleme serisinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Önceki videoya tam 106 tane yorum gelmiş. Şöyle ilk kazanımı hemen seçiyorum. Batukan geldim. İncelersen sevinirim hocam demiş. 106 yorumunuz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle köy etiketini hemen aldım. Şuradan bunu kapatıyorduk değil mi? Tamamdır. Bunu kapattım. Ben etiket kısmından gireceğim. Önceki videoda 106 tane yorum atmışsınız dediğim gibi. Teşekkür ediyorum. 14 seviye belediyeden sonra 14 seviye bir arkadaşımız 424 tane saldırı kazanmış. Hemen videoya hızlı bir şekilde giriş yaptım ki mümkün olduğunca köylerinizi inceleyebileyim. Bu arada şu an büyük ihtimal aktif düzeni kullandığı için öyle düşünüyorum. Cehennem Kulesi yükseltiyor. İki tane kahraman birden yükseltiyor. Bunun dışında sanırım like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Sen burada 80'de max oluyor kahramanlar. 5 seviye geliyor. Barbar kralımız zaten maxlamışız. Gayet güzel. Onun dışında koruyucumuzu da yükseltiyoruz. Gayet tatlı gelişiyor bu arada. Belediye binası 14'de de geçerli çok olmamış. Klan kalesi 2, 4, 5, 6. yükseltmesi nerede? 6. yükseltmesi. Bir tane işçisi de boşta. Onu da birazdan çalıştırır diye düşünüyorum. Karakteri deposuyla beraber kraliyet şampiyonu vesaire çalıştırır. Daha da güzel olur diye düşünmekteyim. İnşaatçı üstüne geldiğimiz kısımda bu arada videoya bir like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. 1000 aboneye gitmemize az kaldı olmamıza. Yıldız Laboratuvarı çalışıyor gayet güzel. Onun dışında burada bir tane çift top yükseltmesi, bir tane savaş helikopteri yükseltmesi yapıyor. Aktiflikten yana çok iyi bir arkadaşımız bu arada. Eline sağlık diyorum. Umarım daha iyi yerlere gelir. Gayet iyi ilerliyor bence. Yapması gereken zaten her şeyi yapmış bir arkadaşımız. Şöyle Kevinler diyorum. İncelersen memnun olurum. Sizin klana gelebilir miyim demiş. Hemen bakıyorum. Ahmet galiba zaten Ahmet şey yapmıştım hatırlıyorsam yayında köyünü incelemiştim ve bizim klana da almıştım. Cumartesi günü canlı yayın yapmıştım. Yine cumartesi günü yayınımız olur bu arada haftaya da bilginiz olsun. O Ahmet o Ahmet değilmiş yalnız onu fark ettim. 125 seviye bir BD binası 12.257 saldırı kazanmış. Ama senin de hadi klana davet edeyim. Aktif bir oyuncu gibi duruyorsun. 257 saldırı kazanmışsın. 16.000 birlik bağışlamışsın. O yüzden davet ettim. Gelmek istersen klana ettiğim davetle beraber gelebilirsin. İki tane kahraman birden yükseltiyorsun. Hatta üç kahraman birden yükseltiyorsun. Allah davet ettiğime pişman etmedin beni. Çok iyisin. Üç tane kahraman birden yükseltmen mükemmel iyi. Kahramanların seviyesi geri kalmış. Ama toparlarsın diye umut ediyorum. Halledilir. Sıkıntı değil. Sürekli kahraman yükseltip bu seviyelerde kalman ve duvarlarını maksadın diye sadece belediye binası yükseltmemen ve deli gibi karakter odaklı saldırılar yapman gerekiyor. Sürekli kahramanların yükseltmede olursa çok iyi toparlarsın köyünü diye düşünüyorum. Zaten köyün değil kahramanların geride kalmış. Kahramanları da toparlarsak gayet tatlı olur. Onun için de inşaat üstünde geliştirirsek çok çok iyi olur. Bakayım inşaat üstünde yükseltme yapıyor muyuz? Bir tane yapıyoruz orada kahramanımız yükseliyor. Savaş makinemiz başka bir yükseltme yapıyor muyuz diye baktığımda sanırım yapmıyoruz. Bir tane daha yükseltme yaparsak çok çok tatlı olur. Onun dışında gayet güzelsin. 3 tane kahraman birden yükseltiyor olman çok ama çok değerli diye düşünüyorum. Şuradan bir tane daha kazanan seçelim. Selamünaleyküm abi nasılsın iyi misin? Seviyorsan bir adamsın. BD8'e geçtim abi lütfen tavsiye verebilir misin? İlhamla canlı yayında köyünü incelemiştim. Şuradan yorumunu aldım. Hemen tekrardan bir bakalım. Buradan sosyal kısmından güzel yorumun içine teşekkür ediyorum İlham. Ben sana zaten aslında tiyoları vermiştim. Burada Barbar Kralı'nı 10 yap. Ondan sonra zaten asıl önemli kısım belediye binası 9. Bir de 5. işçiyi almanı önermiştim sana. Önerilerim aynı şekilde zaten geçerli. Barbar Kralı'nı maksadıktan sonra yavaş yavaş köyü de maksadıktan sonra BD binası 9'a geçersin. Asıl olay BD binası 9'da başlıyor. Burada da mutlaka inşaatçı binanın 6. seviye yapıp 2. inşaatçı al. İnşaatçı üstünde daha hızlı gelişeceksin. İnşaatçı üstünde de gelişmen çok önemli. 6. inşaatçı için tekrardan hatırlatayım. Bir tane daha kazanan seçelim. Rica etsem inceler misin demiş. Şöyle hemen alıyorum. Daha önce gördüğüm tanıdığım arkadaşlardan bir tanesi. Sosyal kısmından büyük ihtimal incelemişimdir daha önce köyünü. Plaster 180 seviye bir klanda yardımcı lider 27 seviye bir klanda. Bakayım 159 saldırı kazanmış gayet yalından birlik 10.000 kahramanlarımız gayet okey bir ziyaret et diyelim bakalım hemen. Şampiyon ligine kadar çıkmış bu arada. Şampiyon diyorum ya efsanevi lige. Hava savunması Barbar Kral yükseltiyor. Bir tane daha hava savunması 3 gayet güzel.
Kraliçe de yükselti olsa çok güzel olur diyecektim. Yükselti olmuş. 4. Başka. 2, 4, 5. 3 tane hava savunması oldu. 6. inşaatçısı vardır diye düşünüyorum ama nerede çalışıyor hiçbir fikrim yok. Bir tane işçisi boştu. Onu da çalıştırırsan çok çok tatlı olur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş da bu etkinlikle beraber bu arada duvarlarında maksebilirsin. Ganimet kasmak bayağı bir kolay. Bir de %50 indirimli duvarlar. O yüzden hazır etkinlik gelmişken bence duvarda geri olan arkadaşlarımız duvarlarını maksebilir. Bir tane arkadaş görmüştük hatta canlı yayında 700-800 saldırı yapmıştı. Adam bütün duvarlarını maksamış, belediye binası 15. Yani deli gibi oynamış oyunu. 2-3 günde böyle 12 saat falan filan oynamış. Valla yok etmiş oyunu. Direkt duvarlarını bitirmiş. Yani o kadar deli gibi olmasa da yine birazcık aktifliğinizi arttırıp bu etkinlikten yararlanırsanız çok güzel olur diye düşünüyorum. Burada ezici yükseltiyoruz. Bir tane daha yükseltme yaparsan inşaatçısında çok tatlı olur diye düşünüyorum diyecektim. Savaş makinesini yükseltiyor musun? Gayet iyi. Bir de Yıldız Laboratuvarı bir ara çalıştırabilirsek çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Hatta şöyle seviyelerine bakalım. Evet, Yıldız Laboratuvarı çalıştırırsak çok tatlı olur diye düşünüyorum dedim. Şöyle tekrardan bir yorum daha çektim. Canlı yayına gelemedim, hastaydım demiş. Canın sağ olsun. Hiç dert değil, geçmiş olsun hatta. Şöyle etiketini alıyorum. Şuradan şunu kaldırdım. Sosyal oyuncu ara. Sivarınızı 133 seviye bizim klandaymış. 249 kazanılan saldırı maşallahı var. Bir ziyaret et diyelim hemen. Şimdi burada bir tane kraliçe yükseltiyor. Kostümü de almış. Hayırlı uğurlu olsun. Gizli testa 3 tane yükseltme. Koruyucu yükseltiyor. Barbar kral yükseltiyor. Daha ne yapsın bu çocuk diyorum. Bizim klanda olmayı fazlasıyla hak ediyorsun bu arada. Gayet güzel. Eline sağlık. Senin de köyünü incelemiştim sanırsam canlı yayında Svenze. Savaş helikopterini yükseltiyorsun burada. Başka bir yükseltme daha yapıyor musun? Bunu da yükseltiyorsun. Harikasın. Eline sağlık. Umarım yakın zamanda Bob'un da alırsın 5. 6. inşaatçını. O da seni bayağı ileriye taşır diye düşünüyorum. Bayağı iyisin bu arada. Bizim klandaki arkadaşları genel olarak tebrik ediyorum. Aktiflerinden ve yaptığı güzel yükseltmelerden dolayı klan ismi DoyRS Bekleri Saygısı demiş. Geçtim hemen. Uygulama bozuk demiş. Şöyle etiketi aldım. Hangi uygulama bozuk onu anlamadım ama bilmiyorum. Onu yazabilirsin. Tekrardan okurum yorumunu büyük ihtimal. Bogris 118 seviye bir belediye binası 12. 11 seviye bir klanda 216 saldırı kazanmış. 11.000 alınan birlik, 11.000 bağışlanan birlik. Aktiflik yine güzel. Oyunda genel olarak aktiflik artmış. Güzel bir şey. Belediye binasını yükseltiyor. Okçu, kraliçe, barbar kral. 2 tane, 3 tane kahraman birden yükseltiyor. Bak 3 tane kahraman birden yükseltiyorsanız benim gözümde iş bitmiştir. Hatta 7. inşaatçıyla Karekse deposu yükseltiyor. Muazzam iyisin. Diğer işçilerin çalışıyor mu? Nerede çalışıyor bilmiyorum. Göremedim ama uyuyan işçi görmüyorum. O yüzden çalışıyordur diye düşünüyorum. Gayet güzel. Eline sağlık. Bir de şu inşaatçı üstüne bakalım. Başka. İnşaatçı üstünde galiba yükseltme yapmıyorsun diyecektim. Şurada bir tane altın madeni gördüm. Bu savaş makinesi. Evet, savaş makinesi de yükseltiyor. Burada da iki tane yükseltme birden yapıyorsun. Çok iyi. Yıldız Laboratuvarı'nda çalıştırırsak bence mükemmel olur. Bir de biraz iksirle beraber Yıldız Laboratuvarı hiç ama hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Ama gerçi full iksirle yükseltme yapmışsın. O yüzden normal. Sıkıntı değil. Her zaman Yıldız Laboratuvarı'da çalışacak diye bir şey yok. Şöyle eve dön diyorum. Ama üçü birden çalışınca gayet tatlı oluyor bu arada. İncelersen sevinirim demiş. Şöyle hemen etiketini alıyorum Faris. Şuradan şunu da kapattım. Bundan sonra sosyal kısımdan buraya geldim. Bu arada abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan hatırlatayım. Her gün saat 18.00'da Clash of Clans videosu atıyorum. Bilginiz olsun. İlginizi çekiyorsa bu tarz içerikler. 148 seviye Danger. Oğlum ben Danger'ı incelemedim mi? Yok, incelemedim ama bizim klandan 80 kazanılan saldırı. Bir ziyaret et diyelim bakalım. Benim köy düzenimi kullanıyor bu arada. Bütün tuzakları patlamış. Burada Barbar Kral gayet güzel. Onun dışında bir bakalım. Duvarlarımız 12 yükseltiyoruz. Duvarlarımız biraz geride. Kahraman seviyelerine bakacağım. Tamam, kahraman seviyelerimiz gayet okey bu arada. 3 kahraman birden yükseltiyor. 4. kahramanı Max. Harikasın. Gerçekten harikasın. Burada bir tane karakışla yükseltiyoruz. Bir tane okçu kulesi yükseltiyorsun. Çok iyi bu arada. Evet, 6. inşaatçım var mı? Varsa da çalışıyordur diye düşünüyorum. 6. inşaatçım
5'i şurada, 6.sı nerede? Yani 6.sı da burada, 6'sı da çalışıyor mu? Yoksa şurada bir tane inşaatçımız uyuyor mu? Evet, 6'sı da çalışıyormuş. Benim görmediğim bir tane daha çalışan inşaatçı var. Tamamdır, gayet güzel 6 inşaatçı birden çalıştırıyor olma. Bir de burada dekorasyonları varmış, bak görüyor musunuz? Şeker mi şaka mı? Onun yıl dönümü pastası. Güzel şeyler bunlar. Onun dışında inşaatçı üstünde bir tane havan yükseltiyorsun. İnşaatçı üstüne de bir düzen yaparsan çok çok tatlı olur diye düşünüyorum. Burada başka bir yükseltmemiz var mı? Başka bir yükseltmemiz yok gibi. Bakayım. Bir tane daha yükseltme yaparsan çok güzel olur inşaatçı üstünde. Onun dışında gayet iyisin. Biraz inşaatçı üstünde geliştirirsen yalnız daha tatlı olur. Senin köye bence daha güzel bir inşaatçı üssü yakışır diye düşünmekteyim. Şöyle tekrardan şunu açtım. 10. yorumu gelmiş rahibin. Şöyle etiketiyle alıyorum. Şöyle şuradan kapattım. Ondan sonra sosyal kısmından oyuncu aradan etiketine hemen girdim. TTT adında bir arkadaşımız 16 seviye bir Azeri klanında ve 95 seviye belediye binası 10. Belediye binası 10 ama kahramanları çok geride kalmış. Bunları 40 yapmamız lazım. 27-18 senin önünde çok büyük bir sınav var, haberin olsun. Bu kara iksir deposu ağzın kadar dolu. İki kahraman birden yükseltiyorsun. Çok güzel. Sana verebileceğim tek ve en büyük tavsiye şu olacak. İleride sıkıntı yaşaman için 10. belediye binası son dönemeç noktan falan olacak senin. Kesinlikle ama kesinlikle belediye binası 11'e geçmeden kahramanların ikisini de 40 seviye görmen lazım. Sürekli iki işçinin kahramanda yatırman lazım. Yani kahramansız saldırılar yapacaksın. İki işçinin her zaman dolu olacak bu kahramanlar için ama karşılığını ilerleyen zamanlarda çok fazlasıyla alacaksın. O yüzden şimdi kesinlikle full ama full kare iksir kasıyorsun ve iki tane kahraman sürekli kahramanda yatıyor. Yani yapabileceğin en iyi şey bu diyebilirim. Onun dışında inşaat üstünde de iki tane yükseltme birden yapıyorsun. Yıldız Laboratuvarda çalışıyor. Tadından yenmez. Zaten yapabileceğin her şeyi inşaat üstünde yapmışsın. Gayet güzel. Şimdilik. Bu da ikinci hesap hocam. Bunu incelersen sevinirim demiş. Şöyle alıyorum. Hemen şuradan şunu kapattım. Tamamdır. Hızlı bir şekilde şuraya gelelim. Videoya like attıysanız inceliyorum arkadaşımızın köyünü. İsmi yok bu arada. Gözükmüyor ismi. 174 saldırı kazanmış. Herhalde klan yeni girmiş. Dal kabuklar 26 seviye. Kahramanlarımızın seviyesi belediye binası sonuca geçe çok da olmadı dedirtiyor. Ama duvarlarımızı sağlam yükseltmişiz. 3. Bugün farkında mısınız? Deli gibi kahraman yükseltiyor arkadaşlarımız. Bir tanesi yükselmiyor, sadece 3 tane kahraman birden yükseltiyor. Harika iyi. Kariksir deposu tabi suyunu çekmiş. Biraz kariksir kasmamız lazım. Kariksir odaklı saldırılar yaparsak altın ve iksirden ziyade çok çok daha iyi olur. Kariksire iyi olan bir köy bence kesinlikle geçme. Şu ganimet ordusu için bu arada okçu barbarları kullanmanı çok iyi bence. Benim favori ordum oldu artık. Deli gibi ganimet kasıyorum kendileriyle. Onun dışında burada deli gibi dekorasyonum varmış. Çok güzelmiş. Şu an köyünü bayağı bir kıskandım. Bir ara bana şöyle dekorasyonları olan bir köy hediye ederseniz. Valla onu özel seri bile başlayabilirim. Şu dekorasyonlar benim çok hoşuma gidiyor. İleride belki bir gün öyle bir hesap bulursam onu bebeğim gibi geliştireceğim büyük ihtimal. Buradan dekorasyonları da almışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle hesaplarda en değerli şey bence engel küre oluyor bu arada. Çok işinize yarıyor. Burada savaş makinesi yükseltiyorsun. Bir tane daha yükseltme yapmıyoruz ama inşaat üssümüz çok geri. Kesinlikle ama kesinlikle yan hesapta olsa burayı geliştirmek istiyorsak, inşaat üssünü geliştirirsek, aktif olursak çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Süslerim bu arada gerçekten muazzam güzelmiş diyorum. Şöyle şuradan tekrardan aratıyoruz. Umut Bey geldi. Şöyle etiketini aldım hemen. Şuraya geliyorum ve yapıştırıyorum oyuncu ara kısmından. Hadi bakalım. Yunus 136 seviye, 24 seviye bir klanla Bursa'nın da 264 tane kazanılan saldırısı var. Klana gireli çok olmamış herhalde. Kahraman seviyeleri okey gibi duruyor. Çok kötü değil. Yine 3 kahraman birden yükselten bir arkadaşımız. Karakter deposu 3 kahraman yükseltiyor olmasına rağmen full. 2 tane de savunma yükseltiyoruz. Aşırı iyisin. Aşırı iyisin. Vallahi başka diyecek hiçbir şey yok. İnşaatçı üstüne bakıyorum. Burada bir tane okçu kulesi, bir tane yıldız laboratuvarı. Gayet güzel. Başka bir yükseltme. 6. inşaatçıyı alacağız inşallah. Bu yükseltme de mi ya? Sanırım değil, değil mi? Evet, değilmiş.
Burada herhalde bir tane yükseltme yapıyoruz. Emin olmamakla beraber başka yükseltme göremedim. Bir tane daha yükseltme yaparsak inşaat üstünde çok daha güzel olur diye düşünmekteyim. Yıldız laboratuvarımızda çalışıyor. Gayet tatlı. Hemen sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Şuradan şöyle geldim. Yeni bir kazanan seçiyorum. 3 günde bir varım artık demiş. Tamamdır. Hemen şöyle aldım. 3 günde bir gelir eseri. Büyük ihtimal onu kastetmiştir diye düşünüyorum. Böyle sosyal kısmından oyuncu aradan şey etiketi yapıştırdım. Pekka. 15 seviye bir klanda 127 tane kazanılan saldırısı var. Seviyeler böyle devinası 11'e yakın. Birazcık 6. Bir tık 6. Kahraman seviyelerimiz. Kahraman yükseltiyoruz. Önemli olan o. İki tane yükseltiyoruz ama bak üçüncüyü yükseltmiyoruz. Çok değerlidir koruyucumuz. Bence koruyucuyu da mutlaka yükseltmen lazım. 3 tane hava savunması yükseltiyoruz onun dışında. 6. inşaatçımız sanırsam yok. Bir bakalım inşaatçı üstünden hemencik. 6. inşaatçımız yokmuş ama almaya çok yakınız. İnşaatçı üstünde geliştirirsek gayet tatlı olur. Burada savaş makinesini yükseltiyoruz. Gayet güzel. 3 seviye sonra kahraman yükselttikten sonra şeyimize geliyor. Bobumuz 6. inşaatçımıza geliyor. Bence 6. inşaatçıyı aldıktan sonra da inşaatçı üstünde savaşmayı ve inşaatçı üstünü geliştirmeye de devam edersen senin için çok tatlı olur diye düşünüyorum. Eğer yani inşaatçı üstünü oynamayı seven arkadaşlarımızdansan orayı da geliştirmeye devam edersen gayet tatlı olur. Hemen şuradan pick evinleri diyorum. Şöyle aldım kodu. Şuradan şunu kaldıralım. Sosyal kısmından girdim. Tefik Konanç 15 seviye bir belediye binası 15 geldi. 80 80 55 33 kahramanlar şey gibi duruyor. Belediye binası 14'ten kalma gibi duruyor. Elektro 6 seviye olmuş. 154 bu arada hatırlıyor musunuz? Elektro anket açmıştım. Onu da bayağı bir kişi bilmiş bu arada. Tebrik ediyorum. Zor bir soru değildi ama olsun. Ziyaret et dedim. Yardımcı lider bu arada klanda. 15 seviye bir klanda. Klanı ben daha önce görmedim ya. Daha önce bugün gördüğümüz 15 seviye bir klana benziyor kendisi. Belediye binası 15'e geçeli daha çok yeni olmuş belli. Klan kalesini yükseltiyoruz. Gayet güzel. Başta yapılması gereken yükseltmelerden bir tanesi. Okçu kraliçe yükseltiyoruz. 3 tane kahraman birden yükseliyor. Muazzam iyi bence. Onun dışında büyük kulesi gelmiş buraya. Yeni savunma binalarından. İksir deposu yükseltiyoruz. Gayet okey yükseltmeler. Burada herhalde çekiçle ya da kitapla çekiç daha çok tercih edilir ama bir ara kartal topu vesaire yükseltir. Onun dışında şu hayvan barınağı falan filan vesaire önemli. Onların hepsi açık değil değil mi sanırsam? Evet, hepsi açık değil. Zamanla açılacak onlar. Kuşatma makinesi açılacak. Ama diğer bütün her şeyi açmış. Gayet güzel onlar. Onun dışında gayet okey bir köy. Duvarları biraz belediye binası 13 seviyesinden kalmış. Ama halledilir özellikle bu etkinlikle daha da fazla kasabilir diye düşünüyorum. Bu arada ben hesabımda 3000 ile 3100 kupa arasında takılıyorum. Çok iyi ganimet geldiği için. Ama ben belediye binası 13 seviyesindeyim. Belediye binası 14-15'te bunun bir tık daha üstü böyle 3300-3500 kupa aralığında çok iyi ganimetler çıkar diye düşünüyorum. İnşaatçı üssü kısmına gelelim. Burada bir tane hava bombaları var yükseltilen. Onun dışında burada İksir toplayıcımız ağızdan kadar dolmuş. Taş madeni bile ağızdan kadar dolmuş. Bunları toplarsak gayet güzel olur diye düşünüyorum. Burayı da geliştirirsek. Onun dışında hava bombaları dışında bir tane yükseltme var mı diye bakıyorum ama bu arada deposu da dolu gibi gözüküyor. Baksanıza altın deposu, iksir deposu da dolu. Bir tane daha yükseltme yaparsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Burada da gayet iyi bu arada inşaatçısı da duvarları hariç. Onları da geliştirirsek gayet tatlı olur. Hiç kötü bir köy değil. Dediğim gibi sadece geliştirmeye ihtiyacı var köyün. Hemen eve dön diyorum ve sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Son arkadaşım olsun. Alpha Wolf geldi. İncelersen sevinirim reis demiş. İnceleyemedim arkadaşlar da kusura bakmasın. Herkesi random seçtik. Rastgele seçtik. Bilginiz olsun. Ufuk 202 seviye heyet adında bir klanı var. 15 seviye 272 tane saldırı kazanmış. Aktiflik gayet iyi. 72 80 55 30. Güzel. Koruyucu maksamış. Galiba şampiyon da 30'a maksanıyor olabilir. Belediye binası 15'te sanırım 30'a maksanıyor. Barbar kralımız kalmış gibi duruyor. Bir bakalım barbar kralı yükseltiyordur diye umuyorum. Yükseltmiyormuş. Barbar kralı yükseltirse çok güzel olur.
Onun dışında araştırma laboratuvar çalışıyor. Burada bir tane yükseltme, burada bir tane yükseltme, burada bir tane yükseltme yapıyoruz. Burada dördüncü yükseltme atölyeyi yükseltiyor. Çok güzel. Barbar Kral'ı yükseltirsem bir de çok tatlı olur bence. Burada beşinci yükseltmesi de hava soğuması. Altıyı da ben görmedim ama umarım çalışıyordur diyorum. Altıncı inşaatçısı var. Altıncı inşaatçısı galiba çalışmıyor. Altıncı inşaatçıyı da çalıştırırsan çok tatlı olur diye düşünmekteyim. Onun dışında inşaatçısında herhalde inşaatçısını salmış arkadaşlarımızdan bir tanesi yine. Buraya da şu toplayıcıları toplayıp geliştirmeye devam edersen çok tatlı ve güzel olur diye düşünmekteyim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın 18.00'da yeni video gelecek. Yeni videoları kaçırmamak için, haberdar olmak için aşağıdan Discord'a gelmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Videoda bir like atarsan çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada galiba sonunda bunu ekrandan çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Görüşürüz.